düğümleniyor o konuda. O yüzden çok konuşmak istemiyorum. Yani. Yani kırgınlık var. O yüzden yani çok da anlatmak istemiyorum. Yani bak direkt tadım kaçıyor yani. Yani ne olabilir? Ne anlatabilirim? Yani çok böyle üstün körü anlatayım çünkü bilmediğiniz birçok şey oluyor. Hani o konuda çok fazla konuşmak istemiyorum. Hatta Kızıl da burada olursa daha iyi olabilir. Kızıl ne yapıyor? Bilgin var mı Çato? Hiç haberim yok abi, bakayım. Bir arayayım. Yengenize ulaşamıyorum. Bakayım mı? Bak. Eşlik ederse o da eder. Ben çok kısa anlatayım. Şimdi olayı şey sananlar var. İşte Caner İzmir'e gitti. Caner İzmir'e gidince hani ekipten ayrıldı. Bizde böyle bir şey olmaz. Bizim ekibimizin ne kadar iç içe olduğunu biliyorsunuz. Hani ne kadar biz ekip ruhunu yani ne kadar size yansıtabiliriz? Tabii ki o meçhul bilemem ama hani bizim için ekip ne demek siz çok iyi biliyorsunuz. Ekip bizim için her şey. Bizde ekip de yok aslında. Hani biz gerçekten bir aileydik. Hep de aile olduk yani. Her zaman da aile olduk. Böyle birinin bir şey ihtiyacı varsa biz her zaman çözeriz. Hiçbir zaman bizde hiçbir dert kalmaz. Bizi artık çok iyi biliyorsunuz. Yani gerçekten bizi bizim kadar biliyorsunuz. Çünkü bizim ekibimiz demek işte yayında beraber oyun oynayan 3-5 adam değil. Bizim ekibimiz demek benim eşimin yani kız arkadaşımın olduğu eve girmek demek. Benim bütün mallarımın ortada olduğu hepimizin eve girmek demek. Namahremimizi almak demek bizim için ekip. Yani ekipten öte her zaman gerçek bir aile, dost. Bir insan şakası değil. Çok isterdim. Ama değil. Ha, Kızıl da geldi. Yani şu biraz anlatamam. Caner konusunu çok istiyorlar. Ufak bir bahsedelim derim ben de. Yayında mısın? Ha. Ne oldu? Üzüldün değil mi? Ağlayacaksan almam Yo, yayına. ağlamam. Ben makyajı bu. Ağlarsa chat sizin de alanınıza sıçarım. Ya biz 2 yıldır beraberdik. İşte yani Caner 2 yıl önce yaklaşık girdi ekibimize. GTA'da oyun oynarken aramıza geldi. Sonra işte işler büyüdü. Kardeşten öteye geldik. O kalp atan ellerinize kurban olurum. Allah razı olsun hepinizden. Ekipten öte hale geldik. Beraber yedik, beraber içtik, beraber sıçtık, beraber ağladık, beraber güldük ki genellikle güldük ama beraber çok da ağladık sizin bilmediğiniz yerde. Benim bildiğim tarafta ekipte hiçbir sıkıntı yoktu. Çünkü biz hepimiz Egoist Pati kanalı altında çalışan ama ayrıyetten herkesin de ekstra kanalı olan bir ekiptik. Yani bize maaşlı yoktu kimse. Yani bize sonradan Eray geldi, Talha geldi maaşlı. Bizim ekipteki herkes o yüzden şeydi yani. Biz dosttuk. Biz ne yiyorsak beraber yiyorduk. Ne kazanıyorsak beraber kazanıyorduk. Neye ihtiyacımız varsa hep öyle oldu bizlere. Bir saniye. Şimdi işin olayı şöyle başladı. Şimdi video çekimi oluyor. Şey yapmak zorunda kalıyoruz işte. Yani malzeme taşıyoruz. Yani amiyane tamiri, abonelik yapıyoruz. Eşya taşıyoruz falan hep beraber. Masadır, şu çekiçlerdir Masa videolarda taşıyoruz, gördüm. balyoz taşıyoruz falan. Ekibimle bir toplantı oldu. Hani planlamayı ne yapacağız falan diye. Gel çalışayım sana. Oturun sandalye çekin. İşte Şunlardan alalım. planlama falan oldu. Onu Toplantının al. sonrasında keşke Memo da burada olsaydı. Toplantının sonrasında benim haberim yokken orada Caner şey demiş. Çok üzüldüm sonradan duyduğumda. Ya biz de sonradan öğrendik Sonradan zaten. duydum. Çok üzüldüm. Abi niye biz eşya taşıyoruz? İşte şey olsaydı. Bu arada lütfen bu konuştuklarımızda hiç kavgalı edecek bir şey yok. Aynen. Yani Caner'i ben hala değer veriyorum. Çünkü elimde büyüdü Caner. Yani Caner biliyorsunuz Junior Ego'ydu. Biz hep öyle olsun istedik Caner için yani. Hep kardeşimiz
bildik. Hala da hala yani başına bir şey gelse ben koşarım. Hepimiz koşarız. Başta bayrağı ben tutarım, ben koşarım peşinden. Çünkü çok seviyorum yani Caner'i. Hala çok kıymetli benim için. Toplantıdan sonra şey dediğini duydum. Çok üzüldüm. Niye şey yapmıyoruz? İşte biz niye eşya taşıyoruz? Bir prodüksiyon şirketi bir yerle anlaşalım, eşyaları o taşısın falan demiş. Bu sadece bir adımdı. Ben çok üzüldüm onu duyduğumda. Sonradan öğrendim. Çok çok üzüldüm. Ondan sonra ailevi bir sıkıntılar yaşadı. Bize şey aradı bir gün telefonda. Ya Caner'in de ekipteki görevi yayında ne yapacağımızı bulmak biliyorsunuz. Bir de tabii ki vlog videoları falan arada. Yayında ne yapacağımızı bulmak falandı. Bir gün aradı beni. Abi dedi benim hani yoğunum. O yüzden size ekibe destek veremem ben. Hani vaktim yok dedi. Gayet hani ailevi bir şey var sonuçta. Aileyi de boş ver yani. Ben abi bu dönem yoğunum. Ben bu dönem çok fazla destek olamayacağım. Dese de yeterliydi ama ailevi bir durum var deyince kat kat arttı. Dedi ki ben artık ekipten ayrılmak istiyorum dedi. Ayrılıyorum dedi. Ha pardon, ayrılıyorum dedi. Ayrılıyorum. Şey Memo DC'deymiş abi. Memo DC'de miymiş? Onu da alalım. Ne biçim yazmış. Kırman alırım ya. Memiş kom. Kamera versin ama. Neyse, lan ben iç miyim? Kamera açmak zorundasın. Ben de şuraya damlayayım o zaman. Kamera aç, kamera. Açıyorum dur. Üstümde yaşıyormuş abi. Ayabilirim biraz daha. Yine, yine Memiş Görüncücüklerinden iyi oldu. Bak tam böyle, tam böyle tribe giriyordum. Memişko'nun çıplak olduğunu düşününce gülme tutuyor. Ya o. Geldim sağ. Aç bakayım. Ne bu çip? Dur şu budaç. Kuru kuru ayım. Ne biçim diyor ya. Ne diyor? Merhaba. Ne biçim diyor. Bir dakika. Kuru kuru ayılı da giymiş. Yazıyor her yerde kimse görmüyor kaldı. Ne diyor? Yazıyor her yerde kimse görmüyor. Kurban olurum ya. Biz de keşke Memişko da burada olsaydı dedik evet, zaten. Evet. Ben kırıyorum yazıyorum deminden beri. Beni araya meşgul ettim bir baktım ben pis miyim Discord'da mı yazıyorum. Ya hangisi buradaki şu? Memişko'yu veremiyorum ekrana şu. Tam ekran yapıp ekran yakalamaya. Ya o sikinti. Hah! Aa ya aman merhaba. Tipe bak ya. Memişko'yu şöyle koyalım. Memişko'yu bile döndürelim. Niye döndürelim? Ters mi duracağım ben? Hayır oğlum öyle değil salak. Tavuş sen kafan tamam. Gözükmüyor. Hah. İşte aradı. Ekipten ayrılmak istiyorum dedi. Biz, ayrılıyorum. Yine düzeltti işte teşekkür ederim. Ekipten ayrılıyorum dedi. Ben böyle kaldım. Abi ne demek ayrılıyorum? Abi dedi benim hani ekibe zararım dokunur bu dönem. Destek veremem. Üstüme düşen görevleri yapamam. Çünkü bizim ekipte herkes ben de dahil olmak üzere. Egoist Pati kanalı sayesinde büyüdük. O yüzden Egoist Pati bizim hep ana kanalımız oldu. Hani Egoist Pati başlığı altında her şeyi yaptık. İşte ben dedi Egoist Pati'ye bir şey yapamam. Destek veremem dedi. Dedim ayrılıyorum. Ne demek Caner ya? Dedim ayrılamazsın sen ekipten dedim. Çözeriz dedim yani. Bunun bir çözümü olmak zorunda dedim. Neyse buraları çok uzatmayacağım. Sen orada çağırdın mı? Bu konuşmaları burada yaptık çünkü. Caner buradaydı. Telefonda olmadı. Telefonda söyledik buraya çağırdık. Bunlar telefondaydı. İlk ayrılıyorum dedi. O ilk tamam. Dediği zaman. Ben mesela o telefondakini bilmiyorum. Biz burada yüz yüze. O ayrı o ayrı. İşte buraları çok uzatmayayım çünkü üzülüyorum. Üzülmek istemiyorum. Öyle yayında da sahil sümük benim ağladığımı görmek istemez kimse. İsterler belki de. Siz istemezsiniz. İşte öyle dedi. Neyse biz ben açıkçası uğraştık diyeyim. Ve şey dedik yani oğlum saçmalama. Bize hiçbir şey yapmak zorunda değilsin. Hele ki böyle bir dönemde. İşlerini hallet. Yani kendi işlerini düzelt. Her şey düzelsin. Ondan sonra yine gelirsin tabii ki yarın yayınlara yani. Ne olacak dedik. Ya böyle bir sorunun var diye ekibe katkı sağlayamıyorsun diye. Ya ekipten ayrılıyorum çok kötü bir cümle. Çünkü bizde ekip çok öte yani. Çok çok öte bir şey yani ekip olayı. O yüzden biz dedik ki böyle bir şey için ekipten ayrılmaz. Aksine biz bir ekipsek, biz bir dostsak, biz bir aileysek bundan sonra beraber aşarız senin de dertlerini dedik.
Neyse, sonuç itibariyle orada çözdük. Ondan sonra çok detaylı anlatmayacağım, her şeyi anlatmayacağım. Yok, Caner akrabamız değildi arkadaşlar. 2 yıl önce tanıştığımız, beraber işler yaptığımız, kardeşimiz dediğimiz biriydi. Ondan sonra bir zaman geçti. Caner İzmir'e taşınma mevzusu çıktı. Caner bana söylemedi. Kızıl'a söylemiş, belli olduk. Belli olduktan hemen sonra mı söyledi, bir süre sonra mı? Yok, o gün yani. Yani bir iki saat sonra söyledi. Kızıl'ı aramış, Kızıl'a söyledi. Biz de Çanakkale'ye gidiyorduk o gün. Aynen, Çanakkale'ye. Abla, ben İzmir'e gidiyorum falan demiş. İşte ona geyik falan yapmışlar. Aa işte kolay olur, Sabiha'dan gelir alırız falan muhabbeti falan yapmışlar. Sonra Kızıl bana bunu akşam anlattı. Araba kullanıyordum. İşte Caner'i aradım. Çok sinirlendim. Yani İzmir'e gidiyorum. Ne demek abi? Burada bir, şimdi diyeceksiniz ki ulan ne haddini annesiyle babasıyla İzmir'e gidiyorum diyen bir 18 yaşından küçük bir çocuğa nasıl böyle bir şey dersin? Ama bizim düşüncemiz şöyleydi. Biz Caner'le hep konuştuğumuzda Caner bir şekilde İstanbul'da kalacağını söyleyecekti. Veya bu süreç hakkında bir konuşma beklerdim ben öncesinde. Veya bana kendisini söylemesini beklerdim. Söylemedi. Kızıl söyle, bağırdım. Açık konuşayım. Kızdım. Yani ben senin dedim abin değil miyim ya dedim. Her zor anında koşup sana sarılmam dedim. Ben İzmir'e gidiyorum. Ne demek? Bana bunu söyle dedim. Anlatsana sen ya. Ben kötü oldum biraz. Bana dedi, Kızıl'a dedi arayabilecek vaktin var. Beni dedi niye aramıyorsun? Ben dedi senin abin değil miyim? Ne zaman dedi bir derdin için aradın, iş haricinde ben seni geri teptim. Ve dedi neden dedi hani geçenlerde de bu ekipten ayrılmak istediğini söylemiştin. Şimdi de direkt gidiyorum diye geliyorsun. Niye çözüm odaklı gelmiyorsun? Hani bu ekipte bulunmak istemiyor musun sen? Hani 3 ay git, 2-3 ay, 5 ay, 6 ay, 8 ay ne kadar ihtiyacın varsa ailenle dur. Ama ömrün boyunca sonuçta annenin babanın başında bir bekçi olarak duramazsın. Hani nasıl İzmir'e iş için taşınmak zorundaysanız, hani senin işin de bu tarafta. Birçok insan da biliyorsunuz İstanbul'a gelmeye çalışıyor bu işten dolayı. Bir süreki duruma bak. Durum iyi gidiyorsa buraya gel. Caner de demiş ki işte hani ben istemiyorum dedi. Ben istemiyorum. İki ev parasına ne gerek var? Bize dedi ki bizde kal. Bizde kal, para vermene gerek yok. Memo'yla Eray başka eve taşınacaktı. Onlarla kal dedik. Sonra o da şey dedi, ben istemiyorum dedi. Ben ailemle kalmak istiyorum dedi. Ben istesem ikna ederim ama istemiyorum. Ay öyle demedi. Ben zaten istesem kalırım. Hani ama kalmak istemiyorum dedi. Hayır. Biz de saygı duyduk. Tamam dedik. En son hani burada biraz bağırdım, çağırdım. Hani kusura bakmasın. Çünkü çok zoruma gitti ya. Hani kardeşin diyorsun yıllarca ve bir anda yarı yolda bırakılmış hissediyorsun kendini. O da belki kötü niyetle değildi ama yani bir anda böyle 5 yıl sonra biz hep şunu düşündük arkadaşlar gerçekten. Bunu hiç daha önce söylememiştik ama biz bir gün batarsak, yayınlar izlenmez, videolarımız izlenmezse dükkan açarız ya dedik. Dükkan açarız. Kasada biri durur. Biri servis yapar. Videolardan da anlamışsınızdır. Garsonluk, marsonluk çalıştırıyordum ekibi. Öyle yaparız dedim. Ama bizim 5 yıllık planlarımızı içinde biz Caner'i de görüyorduk. O olmamayı tercih etti. Saygı duyuyorum. Benim zoruma giden şey oldu. Helalleşme istedim ben Caner'le. Ve ben istedim. Yani ondan gelmemişti teklif. Geldi. İşte aldık buraya. Konuştuk düzgünce. Ben sadece istedim ki hani ben, biz bu arada o gün, hayır chatte ne biçim konuşuyorsunuz ya, yakışıyor mu oğlum size? Aa, ben 3-5 tane küfür gördüm ama ne kadar ayıp. Hayır, öyle bir şey yapmayın lütfen. Onun üst, onun benim üstümde, hepimiz üstte çok emeği var. Bizim hepimizin üstünde onun emeği var ya da ne boksa işte. Öyle şey olmaz. Çok çok bunu ayıp bir şey. Bunu bilin diye söylüyoruz. En başta da söyledim. Caner'i ara diyenler siktirip gidebilir mi? Bir bok bilmeden ben burada bunu konuşurken bana böyle salak salak spam yapmasınlar. Banlayın modlar ömürlük şunlarda. Herkesten banlasınlar. Aynen. Ya şunu bilin. Önce şunu söylemek istiyorum. Egon'un dediği gibi. Şu an Caner'in bir şey başına bir şey olsa ya da bir şeye ihtiyacı olsa koşacak da adam zaten bu. Yani bizlerken biz size sadece olayı anlatıyoruz. Kimseye burada kinlenip gidip bir şeyler söylemeyin. Yani o zaman anlatmayalım. Neyse. Ne diyorum?
helalleşmeye çağırdım. Helalleşmeye çağırdım. Önceki gecesinde de biz şey planlıyorduk böyle, hani çok sinirliydik aslında ama biz hepimiz yumuşamıştık böyle. Artık diyorduk ki barışılırız yani. Yıllarca omuz omuza verip bir üst şeylerin üstesinden geldik. Beraber ağladık, beraber güldük. Ya benim gözyaşım onun omzuna düşmüştür. Onun gözyaşı benim yanağıma düşmüştür. Öyle bir ekipken. Biz dedik herhalde affederiz dedik. Gelsin o piçliğini yapar yine, güldürür bize dedik. Ama öyle olmadı. Çok istekli gözükmüyordu. Çok o konuya girmeyeceğim o konuşmaya. Hı. Çok istekli gelmedi. Yani hiç istekli gelmedi. Böyle bir yolu tercih etti. Bize de saygı duymak düştü. Yaklaşık 3-4 saat konuştuk. 3-4 saat boyunca da Cena kendi çizdiği yolda kendi doğrularıyla ilerlemeyi tercih etti. Biz de yani, mutlu olsun dedik yani. Cena okey. Okey yani, ayrılmak isteyebilir. Her insan ayrılmak isteyebilir bulunduğu ekipten. Biz de okey dedik yani. Ne diyeyim ki başka? Ne bileyim ya. Siz bir şey deyin istiyorsanız. Tabii ki herkes ayrılmak isteyebilir ama belli bir şeyi vardı. Ben her şeyin olduğu gibi, her şeyin ucun olduğu gibi. Bunun da bir kuralı vardı, uslubu vardı. Yok, böyle ayrılmak istemiştir belki. Böyle yani, kişiye göre değişir. Ya kısaca yoksa. Gençler, hani gitmek isteyen adama tutup da kal diyemez. Kimse dersin, zor... dedik, hayır, tuttuk. Şey var, demek... Bayağı tuttuk aslında, zorla ya, tuttuk bir dönemde. Yani demek istediğimiz şu, yayınlarda da bazen hep söylüyoruz ya, bazı insanlar geliyor, işte bu ne ya, bilmem ne falan yaptığında biz ne diyoruz? Arkadaşım hani izlemek zorunda değilsin, seni burada zorla tutmuyoruz gibi. Şimdi sevdiğimiz insana bunu yapmayız, yapmıyoruz da. Bana iyi geceler diyen adama nereye gidiyorsun lan, daha yatma, ben buradayım diyebiliyorum ben benim has tayfama ya da Ego'nun has tayfasına, Ego yayında bunu yapabiliyor ama ille de ben gideceğim artık. İşte düşünsene, bizi gelip biri yayında dese ki tamam artık ben izlemeyeceğim seni, bu izlemeyeceğim, izle izle oğlum, izle izle dedikçe bir yerden sonra tamam demek zorundasın. Yani buna saygı duymak zorundayız, biz de bunu yaptık yani. Neyse, takipten niye çıktım falan diyenler olmuş. Ben o geceki sinirle çıktım direktman. Bizim WhatsApp gruplarımızdan falan da çıkarttım. Çünkü çok kızdım. Çok zoruma gitti. Bir abisi olarak zoruma gitti. İş olarak değil, abisi olarak zoruma gitti. Takipten falan çıktım ben. Ama Nono da hala takipteyim yani.